17 Ocak Ubisoft'un davetiyle Paris'e gittik ve Wildlands'i deneme fırsatı bulduk. Benim için biraz sürpriz oldu, zira bu tip etkinliklere bizden Gökhan katılır fakat vizesi yetişmediği için ihale bana kaldı. Açıkçası iyi de oldu. İlk olarak şunu söylemem gerek, oyunu beğendim. Hem de çok beğendim. Eğer Division oynayıp sevdiyseniz Wildlands'i daha çok seveceğinizi söyleyebilirim. Division'daki kısır döngü yok. Harita çok geniş ve yapılabilecek daha çok şey var. Özellikle oyundaki karakter özelleştirmeleri ve silah özelleştirme konusundaki seçenekler çok ileri seviyeye taşınmış. Şimdi dilerseniz maddeler halinde deneyimlerimizi paylaşmaya başlayalım. Grafikler. Oyunu PlayStation 4 üzerinde deneyimledik ve grafikler çok şükür ki daha önce deneyimlediğimiz E3 ve erken erişim geliştirici sürümlerine nazaran daha iyi seviyeye taşınmış. Şu haliyle oynayan kişilerin grafikler konusunda çok şikayetçi olmayacaklarını düşünüyorum. Dinamik hava şartları oyuna ayrı bir hava katıyor ve kullandığımız araçların hasar modellemeleri, gittikleri zemine göre lastiklerin ve kaportanın farklı oranda kirlenmesi güzel detaylar. Bir araba yarışı oyunu oynamadığımız düşünüldüğünde geliştiricileri tebrik etmek yerinde olur. Siviller üzerinde pek durulmamış ama çevre, bina detayları ve araçlar iyi modellenmişler. Çevre. Bolivya'dayız ve etraf buram buram fakirlik ve çaresizlik kokuyor. Tabii ki harita gelir grubuna göre farklı bölgelere ayrılmış durumda. Zenginlerin çoğunlukta olduğu yerlerde lüks arabalar ve yüksek binalar görmek mümkün ama haritanın geneli küçük köy ve kasabalardan oluşuyor. Dinamik hava koşulları artık bu tip oyundan olmazsa olmazlarından biri. Yağmur yağdığında çamur batağına dönen toprak zemin iyi yansıtılmış. Araçlar da buna güzel tepki veriyor ve tekerleklerinde biriken çamur bütünlüğü arttırıyor. Uçsuz bucaksız haritada ufka bakarken görebileceğiniz yıldırım düşmeleri de tam seyirlik. Ne daha iyi olabilir de derseniz, gölet ve benzeri alanlardaki su detayları konusunda biraz daha çalışılsaydı daha iyi bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Çevre basit oranda yıkılabilir tasarlanmış ama binaları, demir çitleri ve beton duvarları yıkamıyor, delemiyorsunuz. Bu tip oyunlarda artık tamamen yıkılabilir çevre görmek istiyoruz. Zira zırhlı personel taşıyıcının topuyla ateş ettiğinde tel örgüye bir şey olmaması deneyimi kötü etkiliyor. Özelleştirme. Oyunda karakter ve silah özelleştirme olabildiğince detaylı yapılmış. Division oynayanlar bilir, oldukça kısıtlı imkanlara sahiptik. Fakat bu sefer her konuda özgürüz. Sadece karakterin sakalı bıyığı değil, üzerine giydiği her detayı en ince ayrıntısına kadar elden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bu özelleştirilmiş karakterleri ayrı slotlara kaydederek göreve uygun giyimle yola koyulmakta hızlı hale getirilmiş. Silah özelleştirme ekranı da yine fazlaca vaktinizi alacaktır diye tahmin ediyorum. Geliştiriciler silahların önemli olduğu bu oyunda özelleştirmenin de hakkını vermişler ve olabilecek her ayrıntı üzerinde oynayabilmemizi sağlamışlar. Güzel de olmuş. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Hala daha ambargo altında olan bazı görüntüler var. Mesela haritayı sizlerle paylaşamıyoruz. Oyundaki bu ara sahnelerde yer alan filmleri de sizlerle paylaşamıyoruz. Buna karakterlerin gelişim ekranlarına dahil. Fakat gelişim ekranı hakkında konuşmamız yasak değil ve gelişim ekranı konusunda karakterinizi geliştirebileceğiniz birçok özellik konumlandırılmış ve iyi bir seviyeye gelinmiş. Sadece karakterimizi değil, aynı zamanda taşıdığımız drone ve benzeri elektronik eşyaları da geliştirebiliyoruz. Mesela drone'un gece görüş yeteneği kazanmasını, daha uzağa gitmesini veya daha uzun süre şarjının dayanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi gelişim ekranında bize sunulmuş seçenekler arasında. Oynanabilirlik. Oyunu tek kişilik veya çok kişilik modda oynayabiliyorsunuz. Tek kişilik modda diğer takım üyeleri bilgisayar yönetiyor ve yapay zeka konusunda ortalama bir seviyedeler. Ne çok zekiler ne de sizi çileden çıkartacak kadar aptallıklarına rastlayabiliyorsunuz. Tabii biz oyunu 3 saat boyunca oynadık ama bu süre boyunca beni tatmin ettiklerini söylemem mümkün. Takım arkadaşlarımıza ne yapacaklarını söylemek, nereye gideceklerini, nerede bekleyeceklerini belirlemek hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Oyunda karakter sürünebiliyor, eğik gidebiliyor, siper alıp siperin ardından ateş edebiliyor. Siper alma otomatik gerçekleşiyor ve oynadığım süre boyunca da bir sorun ile karşılaşmadım. Karakterin boyunun yettiği her yere tırmanabiliyor olması da güzel ayrıntı. Zaten olması gereken bu diyeceksiniz ama koşamayan, zıplayamayan ve tırmanma yeteneği olmayan çok oyun karakteri gördük. Araçların kontrol dinamikleri de oldukça iyi. Otomobillerin hasar modellemeleri de iyi yapılmış. Fakat otomobillerde sınıf farkı hissiyatı tam yansıtılamamış. Zira jip veya 4 tekerlekli hurda fark etmez. Her araç dağ tepe düz gidip her eğimde tepeye tırmanabiliyor. Helikopter kullanmak zevkli fakat silahlı helikopterlerde bir nişangah olmadığı için nereye ateş edeceğinizi kestiremiyorsunuz. Ekip profesyonelleşmeniz gerekli diyor ama bana helikopter kullanmak kolay gelirken ateş edip hedef vurmak şu an için imkansız göründü. Yapay zeka arada saçmalıyor ve dronlara karşı aşırı tepkisiz kalıyor olsa da ağız tadını kaçıracak bir durum yok ortada. Zorluk iyi ayarlanmış ve Rambo gibi dalar çıkarım derseniz çoğu zaman sizi mermi manyağı yapıyorlar.
Vuruş hissini çok beğendim. Özellikle keskin nişancı tüfeğiyle atış yaptığınızda merminin ağırlığı olması ve bunu hesap edip uzaktan hedef düşürdüğünüzde aldığınız zevk oldukça fazla. Susturucunun merminin yavaşlatması nedeniyle silahın verdiği zararı azaltması daha iyi oyuna yansıtılmış. Kimi zaman sessizlik veya vuruş gücü arasında seçim yapmanız gerekebiliyor. Çok oyunculu modda takım üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak basit indirgenmiş. Takım üyelerinden biri bir görev seçtiğinde diğerlerine buna katılıp isteyip istemedikleri soruluyor ve katılırlarsa herkesin haritasında ortak görev görünüyor. Grand Theft Auto 5 oynayanlar bu konuya yabancılık çekmeyecektir. Özellikle çok oyunculu modda hedefleri numaralandırıp takım üyelerine dağıtmak ve sonrasında eş zamanlı atış ile hedefleri aynı anda düşürmek çok keyifli. Ekip üyeleri için de oyun tarafından seçilmiş bir komutan yok. Her ekip üyesi aslında bütün seçeneklere ulaşabiliyorlar. Bu seçenekler arasında haritanın istediği bölgesine helikopter, jip indirmek gibi özellikler de bulunuyor. Fakat üyelerden bir tanesi bu özelliklerden yararlanırsa diğer tüm üyeler için 180 saniye boyunca bu özellikler kapanıyor. Bu yüzden koordinasyon oldukça fazla önemli. Zira hayat kurtaracak bir havan topu desteğini erken kullanırsanız, yeri geldiğinde takım üyelerini büyük bir belaya sokup onların kaçışı için talep edecekleri helikopterden mahrum kalmalarını sağlayabilirsiniz. Drone oyunda en iyi arkadaşlarınızdan biri. Deneyim puanlarıyla şarj süresini ve kapsam alanını genişletebiliyor, gece görüş yetenekleri kazandırabiliyorsunuz. Eğer oyunculardan biri drone veya dürbün ile bir hedef işaretlerse, tüm takım üyeleri ekranda bu hedefi görebiliyorlar. Bu yüzden bir üste veya kampa girmeden evvel drone ile etrafı iyice taramakta yarar var. Oyunun illa çok oyuncuyu şart koşmaması ve tek kişilik modda da hikaye anlatımı ve sunumu ile iyi bir içerik sunması büyük artı. Her zaman birlikte oynayacak arkadaşlar bulamayabilirsiniz. Her ne kadar haritayı sizlere bu videoda göstermemiz yasak olsa da uçsuz bucaksız haritanın sürprizlerle dolu olduğunu belirtelim. Bir göreve giderken karakter üyelerinin oluşturdukları konvoylara rastlayabiliyorsunuz. Çatışıp konvoyda taşınanları ele geçirmek veya konvoya görünmeden bölgeden uzaklaşmak size kalmış. Öldüğünüz zaman takım üyelerinden biri gelip sizi kaldırabiliyor. Fakat her ölüşünüzde bekleme süreniz biraz daha kısalıyor. Böylece ölüp dirilme konusunda denge sağlanmış. Bütün takım üyeleri ölürse göreve yakın bir noktadan hep beraber tekrar başlıyorsunuz. Sesler. Ses konusunda ise herhangi bir şikayetim olmadı. Silah sesleri iyi yansıtılmış ve yakınınızdan geçen mermilerin vızıltısından yağmurun toprağa dönmesine kadar her şeyi duyup ayırabiliyorsunuz. Genel olarak özetlemem gerekirse, Wildlands co-op oyunları seven, ekip üyeleriyle koordineli rol yapma oyunlarından hoşlanan kişiler için biçilmiş kaftan diyebilirim. Oyundaki birçok şeyin sizin seçiminize bırakılması, bir üste ister sessiz gizli bir şekilde, ister Rambo gibi vura kıra girebiliyor olmak, her seferinde farklı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Oyunun ilk videosu yayınlandığında çok umutlanmış, sonraki oyun deneyimlerimde umudum kırılmış, çıkışı yakın sürümü görüp beğenmiş biri olarak şimdiden takım arkadaşlar aramaya başladığımı ve etrafımdakileri oyuna aldırmaya çalıştığımı belirteyim. Ben de ön siparişimi verdim ve bekliyorum. Umarım benim için biraz sürpriz olan bu deneyimi sizlere iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Bu tavuklar mı? Onlar da Ubisoft'un oyun deneyim alanında konumlandırdığı konuklardı. Bolivya havasını tam anlamıyla hissettik diyebilirim.